Oyun Bro'stan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga'n. Yeni yama okuyup birlikte yorumlayıp, değerlendirip e, öğrendiğimiz serinin yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bu videoda 5.8 yama e, değerlendireceğiz birlikte. Ben e, geldi mi bilmiyorum ama eşin üzerindeki rework dediğimiz eşin yenilenmesini okudum sadece. O da bu sayfada değil, başka bir sayfada. Bu sayfadaki her şeyi birlikte şimdi öğreneceğiz. Ee, ne olduğunu ne bittiğini ben de bilmiyorum birlikte öğreneceğiz. Ee, <laughs> şimdi 5.8 yama notları merhaba sirdallar vesaire Haritanın köşesine bakıp kim niye nişan alır demiş. Eklenen yeni bir seçenekle ile büyük kullanmayı. Ha, e, mini haritada yeteneklerinizi mesela Ezreal'ın ultisini ya da herhangi bir yeteneği atacaksınız. E, ekranda bir yere tıklayayım derken yanlışlıkla biraz daha fazla imlecinizi kaydırıp mini haritaya götürdüğünüzde mini harita üzerinden hedef alıp yani atmanız gereken yönün tam tersini kendi eş eşultisi falan atabilirsiniz bu bu şekilde bu yanlışlıkla onu e, kaldırma seçeneği eklemişler İsterseniz halen e, böyle kullanmaya devam edebiliyorsunuz ama yeni bir seçenek e, gelmiş şöyle indirelim Masumun orta tuşu sıkıntılı olduğu için böyle klavyenin tuşuyla indiriyorum. Şampiyonlarda değişiklikler. Rise, hani Rise'e gelmiş herhalde değişikliği. Aynen. Ee, Rise güncellendi. Büyüm şekil. Rise'in yeteneklerinin görsel efekti. Ee, Okey. Taban mana yenilemesi düşmüş. Ee, mana yenilenmesi büyüme oranı seviye başına sanırım artmış. Ee, zırh büyüme oranı düşmüş. Pasif büyü ustalığı. Q'su artık fırlatılan bir yetenek olmuştu. Ee, aşırı yükleme artık pasif olarak bekleme süresinde azalma sağlamıyor. Q'sunun en önemli özelliklerinden bir tanesi bekleme süresinde azalma veriyordu. O kaldırılmış. Aşırı yük bir hat üzerinde kullanılan ve bir rakibi isabet ettiğinde duran bir beceri atışı artık. Ee, Okey zaten bunun videosunda da e, izlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz de eğer videosunu bulabilirsiniz bu değişikliğin ya da şampiyon artık özel oyun'a girip kendiniz deneyebilirsiniz Q'sunu fırlatıyorsunuz ee, orada patlıyor hasar veriyor atış genişliği geldi tabi fırlatmalı bir yetenek olduğu için artık ee, menzili büyük bir oranda artmış mana bedeli çok büyük bir oranda düşürülmüş ee, özellikle ilk seviyede 60'tan 30'a yarı yarıya bir mana bedeli düşüşü var mana artış oranı ee, azami mana değerinin yüzde iki, iki buçuk, üç, dört, beş. Okey. hasarı muhtemelen aynen. Mana ile olan hasar artışı düşmüş. Yetenek gücü ile olan hasar artışı yükselmiş. Rise'i biraz da ağır tank kasıp mana veren ağır tank eşyalarını almak değil de yetenek gücü de kasmasını istiyorlar Rise oyuncularının. Bekleme süresi de 3.5'tan 4 saniyeye az bir şey yükselmiş. Taban hasarı W'sunda e, artmış ama yok. İlk seviyede artmış sonra aynı sonra düşmüş. Çok küçük bir değişiklik var. Son seviyede 15 hasar az, az vuruyor. Çok e, önemli bir değişiklik değil benim gözümde. E, mana artış oranı hasar artış oranı W aslında çok güzel yetenek gücünden e, artıyordu hasarı. Çok da güzel artıyordu pardon manadan e, artıyordu yetenek gücünden de 0.6 o da 0.4'e düşmüş. Mana'dan aldığı hasar %4.5'ten %2.5'a, yetenek gücünden de 0.6'dan 0.4'e düşmüş. W'sunda çok büyük bir hasar düşüşü var şu anda bu ekranda gördüğümüz gibi. Ee, E'sinde yeni e, Rising yolladığı büyülü güç küresi isabet ettiğinde hasar verir ve büyü direncini azaltır. 3 defaya kadar birikebilir. Ee, hasarı nasıl bir şey olmuş? 50, 66, 80 azami maddelerinin yüzde ikisi dönüş hasarı. Yani birbirlerine seken yine Ryzen E'sine benzer bir yetenek. Standart olan E'sine benzer bir yetenek gelmiş. Ultisinde ne değişiklik var bakalım. Bekleme süresi 70 saniyeden 80'e çıkmış. İlk seviyede en son seviyede de 3. seviyede yani 50'den 40'a düşmüş. Bu da Ryzen e, late game dediğimiz ileri oyun safhalarında daha işlevsel olabileceğine işaretler küçük küçük. Kullanım süresi de kısalmış. Ultisi e, birer saniye her seviyede daha kısa sürüyor. Yeni bir özellik kademesine bağlı olarak büyü ustalığının süresi 4 5 6'ya çıkar büyü ustalığı da pasifi de. Bu arada yeni pasifini de söyleyeyim. Pasifi atladık biraz. Yapılan her büyü 12 saniyeline bir adet büyü ustalığı yükü biriktirir. 5 yük biriktiğinde rice kalkan kazanıyor. Değil mi? Nasıl kazanıyordu kalkanı? 3 4 5 6 saniyeline e, aşırı büyü gücüyle kaplanarak. Tamam. Mana değerinin %8'i ve e, seviye başına 5 ve 20 de bir taban e, kalkan e, büyüklüğü var. Aynen. Yani Ryze e, nasıl diyelim kime benzetebiliriz Yasuo'ya benzetebiliriz aslında Yasuo yürüdükçe dolduruyordu o pasifi olarak dolduruyor tabi ama Ryze'da da e, yine pasif olarak <laughs> yetenek kullandıkça yük biriktiriyor ve yük biriktirdikçe de belli bir yüke ulaştığında e, kalkan kazanıyor yine aynı şekilde hasar engelleyen bir kalkan aslında gayet güzel. Ve e, takım savaşında biraz daha tank olabilecek bir hale gelmiş az bir şey bu sayede. Ultisinde de e, yeni özellik kademesine bağlı olarak büyü ustalığının süresini artırıyor. E, o kalkanın süresi artıyor yani kalkanın adamın üzerinde durma süresi. Can hıraş bekleme süresi <laughs> pasif olarak bekleme süresinde azalma. Okey. E, Q'sundan gelecek olan, Q'sundan gelen, eski rise'da Q'sundan gelen bekleme süresinde azalma. E, ultisinden geliyor ve ultisinden gelecek olan %30 bekleme süresi aşırı yüksek bir bekleme süresinde azalma açıkçası. E, mana veren bekleme süresinde azalma eşyalarından yalnızca bir tanesi belki maksimum iki tanesi yeterli olacaktır. Zaten %40 bekleme süresinin üzerine çıkılmıyor biliyorsunuz. Yani bekleme süresinde azalma %40'ın üzerine çıkmıyor. An doğru, cümle bu olur. Ahri'de ne değişiklik var? Bu arada Rise üzerindeki benim fikrim çok güzel olmuş. Çok daha iyi olmuş. Tahminim oynanacaktır. Tank metasında özellikle e, ee, Hekarim, Maokai gibi üst koridor şampiyonlarına karşı bence kafa tutabilir. Zaten tank metası ee, popüler oldukça Rise olsun, ee, diğer benzer şampiyonlar. Shivana da aynı şekilde tank metası öne çıktığında e, parlayan bir şampiyon. Ondan sonra tanklar e, güçsüzleştirilir, üstüne Shivana güçsüzleştirilir. Ondan sonra yine Kha'Zix, Vay gibi saldırı hasarı kasılan şampiyonlar öne çıkar. E, bu bir döngüden ibaret olduğu gibi bir şey çünkü Sezon 2, 3, 4 şeklinde ilerleyecek ilerlemiş olan bir tank metasından hasar metasına ondan sonra geri tank metasına dönüş e, oldu. Yine aynı şekilde tam olarak bu şekilde oldu. Sadece bazı şampiyonlar değişti. E, hani oynanan şampiyonlar değişti. O da yeni şampiyonların çıkmasından dolayı. <laughs> Ahri'de ne var? 9 e, kuyruklu gülümseyen bir şeye asla güven olmaz. Ayartan öpücüğünde bir değişiklik var sanırım. Artık e, Malphite'ın, Hecarim'in ve Vay'ın ultilerini bozmayacak. Mantıklı olan bozmaması zaten. Çünkü bozulamayan, bozulamaması gereken yetenekler bunlar. Diğer kitle kontrol efektleriyle bozulamayan yeteneklerin Ahri'nin E'siyle bozulması mantıklı olmazdı. E, bu da güzel bir güncelleme olmuş Riot tarafından. Bartta ne var? Tınılar oyun başlarında daha güvenli konumlarda ortaya çıkıyor ve zaman içerisinde daha fazla deneyim kazandırıyor. Çok mantıklı olmuş, çok da iyi olmuş. Tamamen rastgele çıkması çok saçmaydı. Karşısının karşı takımın kulesine, kulelerinin dibinde falan, arka kulelerin diplerinde çıkması saçmaydı. Ee, pasif Tınılar oyunun 5. dakikasına kadar rakibi normanda ortaya çıkması. Çok güzel olmuş, çok da mantıklı olmuş. Tını başı deneyimde e, oyun süresi uzadıkça daha çok deneyim puanı verecek. Güzel. Blitzcrank'ta ne olmuş? W'sunu Blitzcrank oyuncular beğenmiyordu. Ben ne kadar beğendim desem bile oyun içerisinde çok da iyi olmuyormuş açıkçası. Bir önceki notları yorumlamamda beğendim demiştim. Ama oyun içerisinde denememiştim. Oyun içerisinde deneyen destek rolünü mainleyen yani ana rolü destek olan Blitzcrank oyuncuları beğenmediğini söylüyorlar ki çok da iyi olmuyormuş kendini yavaşlatması hoş değil. Ne değişiklik olmuş? W's'unda yine evet W's'undaki değişiklik. Hareket hızı avantajı 5 saniye içerisinde daha yavaşça azalarak bitiyor. Gazlanan hareket hızı avantajı %10'un altına düşmüyor. Yani aldığınız o ekstra hız yüzde ee, hı, ver Gelen hızın yüzde yüzünden yüzde sıfırına kadar e, düşmek yerine yüzde onuna kadar düşüyor. Ondan sonra yavaşlamayıyorsunuz. Güzel olmuş, hoş olmuş. Biraz daha e, düzgün olmuş. Caitlyn'in kapanları artık çalı içinde daha çok görünür. İyi, güzel. Tamam. E, Mundo'da ne olmuş? Mundo'da pasif. Pasifin metin ipucuna dinamik iyileşme miktarı eklendi. Asıl değerlerde değişiklik yok. Güzel. Pasifi biliyorsunuz ne kadar canınız düşükse o kadar çok can yenilemesi kazanıyor Mundo'nun. Pasifi bu kadar basit bir pasif. Ne kadar can yenilemesi kazandığınızda artık yazıyor. O güzel olmuş. Q'sunda yeni bir özellik var. Artık artık öldüren vuruş yaptığında can bedelinin tamamını iade ediyor. Oh. Mundo zaten güçlü bir şampiyon. Mundo zaten hoş bir şampiyon. Neden eee... Bilmiyorum biraz... Ultisinde ne var? Yeteneği metin ipucuna e, miktar Tamam güzel mantıklı olmuş. Onda da ne kadar can dolduracağı vesaire yazacaktır artık. E, Q'sundaki o değişiklik çok güzel e, olmuş açıkçası. Bence e, yavaştan oynanma. Zaten oynanan bir şampiyon hani turnuvalarda vesaire değil ama e, benim gözümde Mundo her zaman güçlü bir şampiyondu. Halen de güzel bir şampiyon. Şimdi daha da güzel olmuş. Ben bile oynarım yani. Minyonda son vuruş yaptığınızda canın %50'si geri gelmek yerine tamamı geri geliyor. Bunda da normalde baltayı tutturursanız canın %50'si geri gelir can bedelinin. Minyonu keserseniz %100'ü geri geliyor. Graves. Dağınık atış azami menzilde daha az yakın mesafede daha fazla hasar veriyor. Ee, Okey. En sonunda koridorda karşı takımı dürtmek için... Q'sunun bir benzeri var ya şöyle açılan en sonunu en ucunu adama tutturduğunuzda e, az vurması gerekir. Graves'in e, Q'sunun mekaniği bu ne kadar yakından vurursanız o kadar fazla vurursunuz. En ucunu vurduğunuzda bile iyi hasar yiyordu adam o biraz daha düşürülmüş. Yakından vurun, vuranlara da biraz daha e, ödüllendirilmiş diyebilirim, diyebiliriz manyak güçlü ölüm roketinin yakın mesafeden verdiği hasar büyük oranda azaldı. Ne kadar azalmış? Oo. Oho. En düşük hasar 120, ilk seviye için konuşalım. 125'ten 25'e ve 0.5 saldırı gücünden 0.1 saldırı gücünden yani adama 30-40 falan vuracaksınız size en yakından vurursanız, dibinden vurursanız. Bu gitgide artacak. Uzak ee... Azami Hasarı Halen Şey Değil Ama Tahminim Düşmemiş Aynı Kalmıştır Ama Mantıklı Olmuş Hoş Olmuş Ya Biraz Doğru Olmuş Bence Çünkü Jinx e, Koridorda Adamın Dibindeyken Saçma Sapan Fazla Bir Hasar Vurabiliyordu Ultisiyle İşte Bu 125 Artı 0.5 Saldırı Gücünü Vuruyordu Şimdi 125 artı 0.5 saldırı gücünü matematiksel hesaplarsak koridorun erken safhalarında 120 saldırı gücü olduğunu düşünelim. 60, 125, 185, 185 vurmak yerine yine 120 saldırı gücünden hesaplarsak 12 artı 25, 37 vuracak. 185 yerine 37 vuracak. Sıfır gibi bir şey bu. Biraz mutlu oldum açıkçası Jinx oyuncuları. Çok ağır kasamayacaklar. E, ee, W düşük kademelerde daha fazla iyileştiriyor. Güzel Kazix'in e, bu çok yeterli denemez ama ben Kazix oynamaktan çok haz alan, çok eğlenen bir insanım. Kazix'i çok severim. Ne kadar yayınlarda falan e, oynamamış olsam da YouTube'da sezon 4 dereceli oyunlarına bakarsanız bol bol Kazix oynadığımı göre, görebilir misiniz? Görebilmeniz lazım. Görürsünüz galiba. Yani YouTube'a attığımı Attım mı atmadım mı o dereceli maçları tam olarak hatırlamıyorum ama sezon 4'te ben çılgınlar gibi kazık oynardım. Tabi ondan sonra nerf dediler üzerine bir tank metası gelince tamamen kanatları kırıldı. Ama ben yine bir denerim. Yine oynamaya çalışırım. Severim çünkü Kha'Zix'i. Hoş bir şampiyon. Kordemizer'de bir değişiklik var. W kullanıldığında artık hareket etmeye devam edebiliyor. Ha W'su atarken bir animasyonu vardı onu iptal etmişler galiba. Aynen. Çeyrek saniyelik duraklama yaşıyordu diyor. İşte o duraklama artık dostum dostum artık kendini kullandığında otomatik olarak en yakındaki dost şampiyonu hedef alır. E çok güzel olmuş bu. Çok güzel olmuş. Hem kendimize atarken yakından da birine otomatik atacak. Zaten W'si arkadaşına atılabilendi. Nunu'da da aynı değişiklik var mı acaba? Diyecektim ki gerçekten varmış. Bu çok güzel olmuş. Ee, şimdi Nunu ile Mordekaiser'in e, bu W yetenekleri çok benzer. Şöyle kendinize de atabiliyorsunuz. Aynı e, aynı bedeli ödeyip arkadaşınıza attığınızda yine kendiniz de kazanıyorsunuz o özelliği beda Bedava yani arkadaşınıza atarsanız eğer kendiniz yine kazanıyorsunuz bedavaya Bu da hani yanlışlıkla alt alt tuşu var ya o tuşa basarak yetenek kullananlar kendisine yetenek atacağında alt W yaparsın mesela nonu da ee, ben yanlışlıkla yapıyorum ara sıra nonu da alt W aslında kendine basıyor yanındaki arkadaşına da bassaydım keşke ah falan diye düşünüyorsun ondan sonra artık. Kendimize alt W yaptığımızda, kendimize bastığımızda yanımızda biri varsa eğer ona da en yakın kişi otomatik olarak verecek. O güçlendirmeyi çok güzel olmuş açıkçası. Ee, oynanılırlığı biraz daha rahatlamış Nunu'nun. Ee, beğendim. Ops pardon. Nunu da genel can büyüme oranı 96'dan 90'a düşmüş. Okey. Okay. Ee, Pantyon kaçınla kaçın geliyor yazmışlar. Artık Pantheon ultisini müjdeleyen akıllı bir işaret var. Mükemmel ölçüler boşa gitmesin. E, yoldayım sinyali verecek galiba. Aynen yoldayım sinyali veriyor yazmışlar. Twisted Fate'deki gibi ulti. Shen'de de aynı şeyi yapmışlar galiba. Shen artık daha iyi bir koruma. Ama ninjalık konusunda halen çok iyiydi. Shen'in gelişi... E, artık Shen'i hedefiyle en yakındaki görünür rakip şampiyon arasına yerleştiriyor. He, bu Shen'in Oynanılırlığını artırır Birisine giderken mesela sen kendi arkadaşına Ulti atıyorsun şurada arkadaşın burada Rakip burada arkadaşın onu kovalıyor Sen bir anda arkadaşının Arkasında doğuyorsun orada e Yetişmen daha da zorlaşıyor şimdi Tam tersine rakibi daha yakın bir şekilde Orada inecek ultiyle Bu güzel olmuş açıkçası Sayon'da ne değişiklik var? Sayon'un nerflenmesi lazım. Sayon'a ne kadar nerf gelirse o kadar iyi. Sevmiyorum çünkü şampiyonu çok güçlü. Kalkan patlama süresi 3 saniye çok güzel. Ee, azami can değerinin son seviyede %10'u oluyor. Bu da gayet hoş, güzel, tatlı vatlı, güzel bir şey olmuş. Twitch, tatata tata öldün çık artık inhibitor ve merkezlerinde ekledi. Şöyle bir şey var. Sezon 1'de bu e, konuşuluyordu. Twitch sezon 1'den beri olan bir şampiyon. Ultisini açtığınızda inhibitöre veya Nexus'a vuramıyorsunuz o merkez dediği de Nexus. E, vuramıyorsunuz, vuramıyordunuz. Siz artık 5 sene içerisinde düzelttiler bu hatayı. Artık ultiyi açtığınızda inhibitör veya Nexus'a vurabileceksiniz. Ee, Warwick'te ne değişiklik var? E, Warwick'in kan kokusu ile canı azalmış rakipleri takip etmesi 2 saniye kadar uzamaması, uzamasına neden devam bir hata giderildi. Hata varmış düzeltmişler. Okey. Zerat ultisi. Zerat'ın R'ye çok hızlı bastığında kendisine ilk postasını ki yanlışlık kendi kafasına. Aynen onu kendi üzerinde kullanıyordu e, şey kullananlar otomatik kullan kullananlar e, ilk ultiyi kendi üzerinde atabiliyorlardı. Böyle kendi üstüne düşüyor fışt diye. O hatayı düzeltmişler. Yasuo pasifinde kalkanda ne değişiklik var? Kalkan gücü 60 ile 470 yani en düşük ve en yüksek sınırlar bunlar galiba. 100 ile 510 olmuş. 60'tan 100'e çıkması birinci seviyede o kalkanın çok güzel olmuş. Ee, akış birikme oranı tüm seviyelerde yüzde gitgide ya birikmesi daha zor ama bir de gayet güzel olmuş kalkan çok güzel olmuş toplu doku güncellemesi galiba şampiyonlardaki değişiklikler bitti bu ee, Lux'da e, Lux'ta Nocturne'de Poppy'de Okey Şako'da Shivana da Timo da Timo'nun e, benim aldığım o Omega'da bir değişiklik yok herhalde. Aynen yok çünkü yeni kostüm zaten. Okey eşyalar. ha heh, heh, sonunda Karabalta. Yeni Karabalta efsane. Ve neredeyse her şampiyona çıkılabilecek bir eşya oldu. Öyle söyleyeyim. Okuyalım şimdi. En son tam son gelmiş değişiklikleri. Neymiş değerler. Ağırkan ve Ala Alaz Cevher'den yapılıyor. Alaz Cevher 850 altınlık o can bekleme süresi Arkanda biliyorsunuz. Üçlünün ağırkanı. Ee, artı 825 altınlıkta bir tarif fiyatı var. Ee, bekleme süresinde azalma verdiği %20'ye çıktı. Bu çok önemli ve çok güzel bir şey. Verdiği can 400'e çıktı. 200'den 400'e çıktı. Verdiği saldırı gücü 50'den 40'a düşmüş. Bu çok önemli bir sıkıntı yaratmayacaktır. Zırh parçalama süresi uzamış zırh parçalama azami yük adedi artmış. Daha çok zırh parçalayabilecek. Ve e, vurduğunda ve yaz, koymuş olmaları lazım. Mantıken ağır kanın pasifini yine buna eklemiş olmaları lazım. Fiziksel hasar vermek 2 saniyeliğine 20 hareket hızı kazandırır. Üzerinde herhangi bir miktarda kara palta zırh parçalama yükü olan bir birimi katletmek veya şampiyonu asist yapmak yine hız kazandırır. Çok güzel. Çok güzel. ya yani, ağırkandan ee, yalnızca üçlü yapılabilmesi bir eksikti. Ağır kan alıp başka bir şeyler almak isteyebilirlerdi insanlar. Bu tam o eşya oldu ve ben bunu bu eşyayı oynadığım çoğu şampiyona alacağım muhtemelen. Çoğu şampiyona yani tank kasılacak ve e, saldırı gücüyle güçlenen bütün şampiyonlar alabilirsiniz bu eşyayı. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir eşya oldu bu bunu elimden geldiğince kısa sürede de çat diye denemek istiyorum açıkçası. Çok heyecanlıydım ben bu eşya hakkında. şu an durum nedir bilmiyorum. Ben video çeken saat 13.02 peç geldi günün öğlen biri. Muhtemelen herkes oynuyor, herkes kullanıyor olacak bu eşyayı öyle söyleyeyim. Nişancı yayında ne değişiklik var? Ha, tarifi değişti. toplam bedelde 900'den 1100'e çıktı. Hançer, hançer artı 206'ın şeklinde. Bu böyle alınan bir eşyaydı. Direkt olarak böyle alınıyordu. Bu artık bir tariften, küçük hançerlerden oluşuyor. Ayrıca yeni bir özel pasifi de isabet halinde 10 fiziksel hasar verir. Şeklinde bir özellik gelmiş ekstra. Gayet güzel olmuş. E, mahvolmuş kralın kılıcının... E, tarifi de ona göre düzenlenmiş tabi Bilge Batır Palası ve üstteki yeni gelen eşya ya düzenlenen eşya nişancıyı şeklinde e, ee, mahvolmuş kralın kılıcında yeni bir pasif var isabet halinde pasif artık can çalmadan faydalanabiliyor okey ee, pasif asgari hasar 3'ten 10'a çıkmış asgari hasar diye bir şey olduğunu hanginiz biliyordu eee okuyan biliyordur. Runa'nın kasırgası. E, Tabi yine bu da yeni özellikler kazanacak. İsabet halinde bunun bir alt eşyası olan nişancıyı 10 fizik hasar verdiği için bu da ekstra hasar verecek. E, bu şekilde fiyatı yine 160 tarifin birleştirme bedeli azalmasına rağmen nişancıya yine fiyatı arttığından dolayı. Runa'nın da e, yazmışlar zaten bu haber en çok Kalista sevinecek şeklinde gayet güzel OP Zaten Kalistan'ın gücü çok yüksek. Gücüne güç kattı. Aklın sonu. Birleştirme bedeli 750'den 550'ye düşmüş. Toplam bedelde 2600 altın olmuş. Nişancı yine aklın sonunda da kullandığımız için yine aynı şekilde Bunda da tarif fiyatı artmak yerine sabit kalmış birleştirme bedeli artırılacak artırılarak. Ee, zaten Riot bile o kadar umursamıyor ki aklın sonu yani bu eşyayı aldığınızda kasanızda adı aklın sınırı olarak gözüküyor. Markette aklın sonu olarak gözüküyor. Kendilerinin bile umurunda olmayan gariban bir eşya. Sezon 1'de ne kadar çok insan alırdı zaten. En favori eşyalardan bir tanesiydi bu eşya. Ee, Efsun Zıpkın Efsun'unda ne değişiklikler var? Ormancılarda da unutmadık. Eee orman sonuçta o kadar iksir totem keşi taşı derken cepte yer kalmıyordu. Nasıl düzelttiniz o cepte yer kalmama sıkıntısını? Yeni e, tarif değişmiş. Nişancı yayı artı 300 altın saldırısı veren efsununu değiş düzeltmişler. İyi güzel. Ee, görkemli zaferde ne var? Can verdiği can 650'den e 600'e düşmüş. Neredeyse her eşyaya gör, her tank şampiyonu görkem zafer kasılabiliyor ve bence kasılmaya da devam edecek. Sadece 50 can düşürmek buna bir etki sağlamaz. Siirdar Vadisi ejderhanın kudreti birinci ejderha güçlendirmesine ne değişiklik var? Ee, garip bir durumla karşı karşıya olduğuna fark. Buna çıkılması kolay olmayacak. Zira birçok Tam ejderha kudretinin saldırı gücü eşyası olan şampiyonlarda otomatik saldırı hasarı bundan böyle bir miktar daha fazla olacak. Ee, fiziksel hasar büyüleri artık ejderha'nın kudretiyle etkileşime girdiğinde bir miktar daha az hasar veriyor. Eğer şampiyon tonlarca ilave saldırı gücü varsa ve yetenekleri bir saldırı gücü ve üstü oranda artışa sahipse hasarda azalma görülmez demiş. Birkaç sıkıntı varmış, onu düze düzeltmişler desek Yeridir Oynanışta hani ee, tam olarak böyle, aa bunu böyle bu kadar mı yapmışlar diyeceğiniz hiçbir değişiklik yok burada onu söyleyebilirim. Sonsuz uçurum görsel güncellemesi güzel. Oooyun. Teslim olma süresi aramda <laughs> mantıklı olmuş, 20'den 15'e çekmişler. Çünkü aram maçları zaten ortalama 20 dakika sürüyor. Ee, teslim olmak ne demek? Zaten o maçın o kadar süreceğinde her türlü kaybedeceğinizi düşündüğünüzde daha erkenden teslim olursunuz. Ee, o yüzden 15 dakikaya çekmişler. Bence hani 12-13 dakikaya 10 dakikaya çekseler bile yeridir. Genel oynanış güncellemeleri. Sirdar Vadisi'nde değişiklikleri yansıtacak şekilde modernize ediyoruz. Tamam. Eee minyon dirençleri minyon artık zaman içerisinde direnç kazanmıyor. Topçu minyonlar bundan böyle taban zırh değeri olmayacak. Minyon canı eee okey. Süper minyonlar artık yakınlardaki dost minyonlara hasar artışı ve direnç veriyor. Güzel. Süper minyonlar minyonları güçlendirecek yani. Hey. Ee, kule altı dalışları sonsuz uçurumda mevcut haliyle zaten çok popüler bir spor dalı olduğundan Marmara Zırhı'nın dönüşüyle işler çığırından çıkmasın diye kule e, hasar değerlerini artırıyoruz. Tamam sonsuz uçurumdaki kulelerin şeyler artmış. Ee, ha sonsuz uçurumda bu arada yeni bir şey geldi. Ha, yeni değil aslında poro kralı modunda olan tuttur fırlat şeklinde kartopu atıp adama gitmek. Muhabbeti Yeniden Geldi ee, Adama Kartopu Atıyorsunuz O Tutarsa Adama Bir Daha Basıp Uçabiliyorsunuz Güzel Olmuş Eğlenceli Olmuş Keyif Olmuş Kana ee, Ne Olmuş Bundan Böyle Son uçurum Haritasında Da Var Çok Mantıklı Sonunda Arama Oynarken Kana almak Almak der Herkes Kanlı Kılıç Kadar Gereksiz Bir Eşya Yok Onu Da Kaldırmışlar Zaten ee, Arama Varmak Gelmiş Tamam Güzel Hoş ee, kostüm takviyeleri O neymiş kostüm takviyesi ne Takım arkadaşınıza rastgele çıkan şampiyonlara Rastgele birer kostüm açan bir takviyedir IP takviyesi de yapar Takım arkadaşınıza rastgele çıkan şampiyonlara Rastgele birer kostüm açan bir tak. Uf, anlamadım ya Kostüm takviyeleri kalıcı olarak aram modunda eklendi. 95 RP karşılığı yapılabilen bu takviye size ve takım arkadaşlarınıza rastgele çıkan şampiyonlar için ha, aramda gelen şampiyonlar için sadece bir karşılaşma için kostüm açar. Rastgele birer kostüm açar. 100 IP takviyesi yapar. Takviye yapana 200. 95 RP olması güzel olmuş bunun açıkçası. Fiyatı çok yüksekti. 250 RP'ydi yanlış hatırlamıyorsam bundan bir önceki özel oyun modlarından birisinde gelmişti. One for all dediğimiz o hepimiz birimiz içinde gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Herkese kostüm açıyordunuz. Bütün kostümler açılıyordu 250 RP'ye. Bu hem IP takviyesi yaptığı için de çok güzel olmuş. 95 RP karşılığında da göze alınabilecek bir fiyat olmuş 95 RP. Eğlenceli olmuş. Zaten kostümleri de rastgele atacağı için bu da keyifli eğlenceli anlara olanak sağlayacaktır benim görüşüm. İkiz gölge eklenmiş bu ortalara, Ay taşı kılıç eklenmiş bu haritalara. Ee, Lord Lord Damme'ın göze eklenmiş yine aynı şekilde vesaire vesaire arkadaş listesi ne olmuş? Arkadaş e, limiti 300'den 325'e çıkmış. Bu 300'den e, 1000'e falan çıkmalı açıkçası benim düşüncem. E, arkadaş listesi limitinin üzerinde arkadaş eklemeye çalışan oyuncular buna dair artık uyarı alacak. Hiç olmamasına arkadaş limit, listesi limitinde doldurmuş oyuncuları eklemeye çalışan oyuncular da buna dair bir uyarılır. Okey. Ee, giderilen hatalar Hayalet Gergin Morgana ile itfaiyeci Tristan'a ses efektleri, narın dansına eşlik eden sesler. Yeni kostümler, kanlı Aizilyan. Bu kostümleri ben çok beğendim. Fiddlesticks hani çok oynanan bir şampiyon değil, popüler bir şampiyon değil ama Fiddlesticks hayranları var. Onların çok seveceğini düşünüyorum. Kostüm gerçekten efsane olmuş. Kanlı zilin de aynı şekilde, karanlık güççe eşleşen aynı şekilde Sirius, Adızkik, aynı şekilde. Hepsini çok beğendim bunların, ama hepsinin de fiyatı çok yüksek. 1350'den çıkıyor her biri. Ya ilk çıktı hafta belki indirimdedir 975 olabilir ama fiyatları 1350. Ee, bu yamada da bu kadar. Ee, olduğunu düşünüyorum. Aynen şurada bir yorum gördüm. Jinx'e gelen nerf 3 nokta. Uzun zamandır böyle bir nerf görmemiştim. Doğru mu oldu? Yanlış zaman gösterecek belki ama oyunda böyle ultiler güzeldi. Şimdi tuttursan da işe yaramayacak gibi. Ee, bu aslında hani tuttursan da işe yaramayacak yorumu çok yanlış. Erken safhada adamın dibinde koridorda attığın ultiler eee zaten yorumu yapan arkadaşımızın iki de serseri aşık 58. Neyse ona bir şey demeyeceğim. Ee, şey. O yani biraz kafa çalıştırmak lazım. Yakından tutturulan hasar düşük ama uzun menzilden tutan hasar Eşit aynı yani eskisiyle aynı. Uzaktan üst koridora aşağıdan üst koridora vurduğunuz bir ulti halen adamın yarı canına neredeyse vurabilecek. Zaten ultinin özelliği o adamın eksik canına e, pardon e, ne kadar uzaktan vurursanız o kadar fazla vurması lazım. hani. Mantıklı olan man, ne kadar uzaktan vurursanız o kadar iyi vurmalı adamın dibinden vurursanız da az vurmalı. E ee, bu bence güzel, hoş, mantıklı e, bir nerf. Biraz daha az nerfleyebilirlerdi belki. O 25'i 50 yapabilirlerdi vesaire. Onlar ince hesaplar. Oralara girmeyeceğim. Ee, oralar artık ritonun bileceği işler. Ee, evet şöyle. Hop. Gençler bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Bu videoda ne yaptık? 5.8 yama notlarına gelen bütün değişiklikleri tek tek okuduk, yorumladık, birlikte öğrendik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız eğer videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.